Sözlerin yakıyor beni, ah şeker levlerin, mavi gözlerin, tatlı şirin sözlerin yakıyor beni, ah şeker levlerin. Bakışın çaldı benim aklımı, merhamet eyle bana, gel avuşuma. Bakışın çaldı benim aklımı, merhamet eyle bana, gel avuşuma. Gel benimle sen, kalbimin eğlencesi. Ağlatma beni, ah sevdim ben seni. Gel benimle sen, kalbimin eğlencesi. Ağlatma beni, ah sevdim ben seni. Haydi gel, gidelim üzme beni. Kalbim seviyor seni, incitme beni. Haydi gel, gidelim üzme beni. Kalbim seviyor seni, incitme beni. Seçmeler. Şeyh Mahmut, Mayıs ayında yeniden göreve seçilmesinin ardından Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiriyor. Hakkari'de kaçakçılık olayına müdahale sırasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Teğmen Halis Keskin, Bursa'da toprağa verildi. Konya'da iki otomobil çarpıştı, çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya döndü. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Milyonlarca memur ve memur emeklisi bugün yapılacak açıklamayı bekliyor. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı netleşecek. %7 toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı memur ve emeklisinin maaşına yansıyacak. Altılı Masa'nın 5. toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında 6 genel başkanın imzasıyla ortak bir açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş için tarafların mutabık kaldığı bir kez daha ifade edildi. Polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi Milletvekili Salih Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması süreci işliyor. Hazırlık komisyonu yarın Aydeniz'in sözlü savunmasını almaya hazırlanıyor. Ankara'da düzenlenen HDP'nin 5. olağan kongresinde skandal gelişmeler yaşandı. Kongrede terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri açılmaya çalışıldı. Salonda da terör örgütü elebaşı için destek sloganları atıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Liselere geçiş sistemi kapsamında okul tercihleri bugün başlayacak. 8. sınıf öğrencileri 20 Temmuz'a kadar tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. LGS yerleştirme sonuçları 25 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde orman yangını çıktı. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediliyor. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Danimarka polisi saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu duyurdu. Saldırıyla ilişkili bir kişi yakalandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde polis şiddetinin son kurbanı 25 yaşındaki siyahi Jalen Walker oldu. Ohio'da polis dur ihtarına uymayan Walker'ın üzerine kurşun yağdırdı. Kurşunlardan 60'ının isabet ettiği siyahi genç feci şekilde hayatını kaybetti. Büyük tepkiye yol açan olay nedeniyle eyalette bağımsızlık günü kutlamaları iptal edildi. Irak'ta su arıtma tesisinde klor gazı sızıntısı meydana geldi. 300'den fazla kişi gazdan etkilendi. Yetkililer sızıntının klor gazı borusunda oluşan çatlaklardan kaynaklandığını açıkladı. Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Lysychansk'ı alarak Luhansk bölgesinin tamamında kontrolü ele geçirdiğini açıkladı. Rus güçlerinin Slovyansk'taki saldırısında da 6 kişi öldü. Rusya'nın Belgorod kentindeki patlamada ise 3 kişi hayatını kaybetti. Ve spor haberlerine geçiyoruz. 661. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde baş pehlivan belli oldu. Finalde Mustafa Taş'ı yenen Cengizhan Şimşek baş pehlivan unvanını aldı. Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapılacak. Saat 19'da başlayacak fikstür çekimine federasyon yetkilileriyle kulüp temsilcileri katılacak. Spor Toto Süper Lig 5 Ağustos 2022 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. Hava durumuna gelince, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara 27, İstanbul 30, İzmir, Antalya, Denizli ve Şanlıurfa 38, Trabzon, Çorum ve Van 24, Diyarbakır ve Gaziantep 37, Adana 35, Erzurum 26, Kars 22, Malatya 32 derece. Haberleri dinlediniz. Namileri burada. TRT Name. Sabahın Namesi. Mutlu sabahlar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 4 Temmuz Pazartesi, saatler 7.05'i gösteriyor. Haftanın ilk iş gününde TRT Name'de Sabahın Namesi programından İstanbul'dan sevgiyle selamlıyoruz sizleri. 3 saat sürecek birlikteliğimizde her zaman olduğu gibi ilk yarım saatte yapımcımızın seçtiği şarkıları dinleyeceğiz. Sonrasında sizlerden gelen istek şarkılarla yol alacak programımız. İstek şarkılarınız için bizlere 0552 040 66 44 numaralı WhatsApp ve Facebook'ta TRT Name resmi sayfamızdaki program görselinizin yorum kısmından ulaşabilirsiniz. Programımızda karayollarında durum ve hava durumu bültenlerine yer veriyoruz. Malumunuz bir de yarışmamız oluyor. Her gün sizlerle kelime ya da kelimeler paylaşıyoruz. Bugün de bir kelimemiz olacak. Bu yüzden programımızda dikkatle takip etmeyi ihmal etmeyin. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programı Furkan Soylu hazırladı. Teknik yönetmenimiz Nayim Diler ve mikrofonda ben Sinem Sevindik. İlk şarkımızla sizlerleyiz. İhsan Güvenç seslendirecek bestesi Zeki Müren, güftesi Sabih Gözen'e ait Nihavend şarkıyı. Gözlerinin içine başka hayal girmesin. Bana ait çizgiler, dikkat et silinmesin.